Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk GRT kanalında Gagauzya Gün Günden programası. Bugün de sizi selamlıyor. Stüdyoda işlerim ben Alena Terzi. Musafirim Şansura karşımda. Bu sebepten sevgili dostlar size de teklif ederim. Bugünkü gününüzü de bizimle birlikte geçirersiniz. Kalın bizimle bir iki kapımı ayrılırız. Da sonra ben sizi el bitki tanıştıracağım bizim bugünkü musafirimizle. Sevgili seyirciler, bugünlerde Gagauzya Radyo Televizyonu'nda güzel bir olay oldu. Gerçeklendi bir projektin sıradaki adımı. Gagauzya Radyo Televizyonu'nun bibliotekası zenginlendi. Güzel kulverimlerle, güzel basımlarla anıları birkaç yılın süresinde Gagauzya'nın Maria Maruniyeç adına Bilim Araştırma Merkezi'nin uzmanlarından yapıldılar, araştırıldılar. Bu temayı biz bugün genişten hem derinden açıklayacağız. Biz de musafirlikte bulunuyor. Gagauzya'nın Maria Maruniyeç adına Bilim Araştırma Merkezi'nin öndürücüsü Irina Konstantinova. Zaman hayır olsun Irina Anatolyevna. Hoş geldiniz stüdyomuza. Zaman hayır olsun. Sağ olasınız teklifiniz için. Bilirsiniz bu güzel olaylar için konuşmak bizim için büyük bir sevinç oluyor. Sonuçtan ben düşünüyorum hani güzel işler lazım işitilsin, güzel kitaplar lazım okunsun. Bunun için biz çalışıyoruz ki bizim uşaklarımız bilsinler kendi historiasını, kendi kulturasını, kendi dilini. Kendi diline olsun kuvvetleri, o bulsunlar o kağıtları anglarına güzel, hem verimli informasyonu var. Dil sadece okul sırasında, üretim sırasında ama kendisini de genişletmeye için. Irina Anatolyevna, elbette ki bugünkü programın teması bu kağıtlar, anıları Bilim Araştırma Merkezi'nden verildiler Gagauzya Radyo Televizyonu'na. Hem isterim söylemeye bizim seyircilere deyin, hani birkaç yıl önce Bilim Araştırma Merkezi'nin arasında hem Gagauzya Radyo Televizyonu cümle kompanyanın arasında imzalandı bir birlik anlaşması, bir iş anlaşması. Başlayalım bu iş anlaşmaktan. Bu iş anlaşmanın çerçevelerinde hangi projeler şimdi yadın gerçeklendiler, geliştirildiler, hem geliştirildiler, hem ne olacak ileride orada? İsterim söylemeye hani her işin bir sırası var. Her iş ne kadar da isla hem faydalı olsa bile bu işin sonucu lazım insanlar bilsinler. Şimdi elbette biz GRT kanalına gelip programları anlatardık. Ne iş yapardı bilim merkezi, ne soyu araştırmalar biz yaparız ama biz öyle bir informasyon aldık insanımızdan, hani çoğu bilmiyor. Bilim araştırma merkezi nasıl bir kurum? Ne, hangi hizmetçiler orada işliyorlar? Ne soy işler onlar yapıyorlar? Ne soy temalar kaldırırlar yüze? Hem ne soy sorulara cevap verirler? Onuştan biz şimdiki sizin öndürücünüzle konuştuk. Dedik ki Gagauzya Bilim Araştırma Merkezi'nin bütün araştırma projeleri nasıl daha öne çıkarma dediğini lazım yapma birlikte bir anlaşma. Angısı bize yön gösterecek. Nasıl bizim projelerimizi, angılarını biz yaparız kendimize hem yayınlarız bizim saytımızda. Daha geniş bir platforma yayma adını. Çünkü biz biliyoruz hani GRT kanalında izleyenler değil sadece Moldova içinde ama başka da devletlerde de izlenirler. Onuştan bizim için bu çok önemli bir iş. Ki insanlar, Gagauzlar başka da devletlerden, bizde de bütün Moldova içinde bilsinler hani böyle bir kurum var. Angı araştırır Gagauzları. Angıların var çok faydası değil sadece kendisine ama bütün de halkına. Onuştan bu projelerin içinde angısını biz imzaladık Maresi'yle beraber sizin önerinizle. Biz söyledik hani ilkin bizim açılan video uroklar Gagauz diliyle ilgili. Onlar yayınlanacak sizin GRT kanalınızda. Bilirsiniz hani biz başlattık yeni bir sistema. Angısı verir kolaylık büyük insanlara öğrenme Gagauz dilini. Bu da sisteme yararlı olur bizim öğrencilere, angıları şkolalarımızda üretim alırlar Gagauz dilinde. Onlar da isterler kendi bilgilerini biraz daha genişletme adını. Onuştan da bizim saytımız belki o kadar yaygın değil. Herkes bilmiyor onu. Ama GRT kanalında açan bu kurslar çıkacak haftada iki sefer. İnsanlar artık bekleyecek bu programı da seyredecek büyük bir havesle. Şükür Allah'a diyorum bütün kompanyanıza hani bu kolaylığı gösterdiler. A1
30 video urok yayınlandı. Şimdi biz A2 yayınlarız. 20 urokumuz hazır, bitti. Sizin de Karate kanalınız bunun yayınlar. İkinci önemli bir proyekt bilirsiniz. Hani nasıl diyorlar ki bizim ikinci tarafımız, Gagavuzluğumuzun dışında olan bizim içimizdeki inanç. Bu çok önemli. Onun için biz de bizim komrat papazlarla birliği beraber düşündük güzel bir proyekt yapma. Ortodoks Gagavuzya ya da Pravoslavna Gagavuzya. Angası anlatacak bizim kiliselerimiz için, bizim manastırlar için, bizim papazlarımız için. Onun istoryasını anlatacak. Nasıl zor vakitler vardı, ne zaman kiliseler kapanmıştı. Sonra nasıl onlar açıldı, nasıl insanlar para topladılar yeni kilise düzmediğini. Konuştan ben düşünüyorum hani bu informasyon dil lazım kalsın sadece bizim kağıtlarımızda ama daha kolay olarak bizim uşaklarımıza anlatsınlar diye. Onun için biz bu projeyi de koyduk anlaşma içinde ki Karate kanalın bize destek versin. Bizimle beraber kendi videolarını çeksin. Sizin arşivinizde olan kiliseyle ilgili o bilgileri de biz de varınca kullanalım ki güzel bir proyekt olsun. Siz görüyorsunuz. Şimdi bu proyekt yayınlanır Karate kanalında. Birçoğu bunun görüyor, anladılar. Diyorlar çok güzel bir proyekt. Keşke daha böyle farklı proyektler beraber yapmasınız da bu olsun güzel izleyici için. Sonra biz düşündük, hani insan tarafından çok kritika yapılır. Hani Gagavuz dilinde konuşulmuyor, Gagavuz dilinde doğru kullanılmıyor. Gagavuz dili redaktörü lazım olsun Karate kanalında, başka da kurumlarda. Onuştan biz düşündük, hani son etabımız hangisi çok verimli olacak, bir de sözlülük yapacağız biz. Hı-hı. Sadece mass media konusunda, sizin kullandığınız terminoloji konusunda bizim kolegalar işliyorlar. Bundan da içinde, bu sözlüğün içinde de yapmak kurs Gagavuz dilinde. Sadece biz şöyle düşündük, hani lazım toplama bütün jurnalistleri, angıları işliyorlar Karate kanalında. Angıları yapıyorlar sizin gibi, çok profesyonel programlar Gagavuz dilinde. Onlardan da sorma, niye zorluklarla onlar karşılaşıyorlar. Sadece redaktörlük bu konusunda. O zaman biz bilim araştırma merkezi olarak Varnica sizin tekstlerinizi bir gözden geçirelim. Biz böyle bir düşünceye sahibiz. Onun için ben düşünüyorum bu çok verimli, güzel olacak. Ama genel olarak Gagavuz dili için konuşma kalırsa ben öyle söyleme isterim. Hani biz dil lazım birbirimizi çekiştirelim. Dil lazım hepimiz hep söyleyelim hani yanlış laf ediyoruz. Biz lazım insanlarımıza destek olalım. Kim istiyor Gagavuz diline laf etme, biz lazım onları bağışlayalım. Söyleyelim hani çok güzel laf ediyorlar. Türk lafı koyarsa da kendi konuşmasına bu çok güzel bir şey. Çünkü eskiden bizim Gagavuz dilimize ne olardı? Koyulardı bir Rus lafı. Onun da afiksi Gagavuz'dan, Gagavuzcasından da olur Gagavuz lafı. Ben buna kayılığını göstermiyorum. Çünkü ben düşünüyorum hani biz Türk grupadan bir Oğuz Türkçesi ağzıyla konuşuyoruz Gagavuz dilimizi. Onuştan biz dil lazım utanalım. Nasıl var kolayımız, biz lazım laf edelim. Bizim çok genç bir dilimiz var. O sadece yeni yeni gelişmeye başlar. Onuştan biz lazım insanları bağışlayalım bu konuda. İrina Anatolyevna, siz doğru söylediniz. Ben de isterdim buradan bir teklif. Yani bu sözlüğü de yaparken Karate kanalın uzmanları mutlaka lazım katılsınlar bu işe. Çünkü ne de olmasa o her günkü problemalarla anglarına biz karşı geliriz. Tekstleri yazarken Gagavuz dilinde ya da bir termini bulayınca, çevirince, ülçeyince, taisle bölemi. Gerçekten o insan hangisi işler de karşı gelir bu problemiyle, o da yardımcı olabilir. Bu sözlüğü yapmadığını, onun için Karate kanalının uzmanları da mutlaka lazım bu işte. Alsınlar payı, isterim size bunu teklif etme alasınız bu neyse bak. İrina Anatolyevna, gerçekten çok informasyon verilir Karate kanalından ama beslerim söyleme hani olur öyle kapımlar ya da öyle situasyalar nerede can sen başlayırsın hazırlama bir materyal diyelim bulamırsın informasyon, internette informasyon yok çünkü söylediğiniz kendiniz Gagavuz dili o genç bir dil, Gagavuz literatürası da genç bir literatüra
Konuştan pek informasiya da yok. Ben isterim söylemeye, hani GRT kanalının uzmanları gerçekten pek büyük fayda kabul ederler ki bu kağıtlardan. Çoğumuzda bu kağıtlar bizim var yerlerimizde, kendilerimizde. Çünkü biz prezentasyalarda bulunuyoruz. Nerede başış kabul ederiz, nerede ne suyu buluyoruz. Bu kağıtlar bizim kendi bibliotekalarımızda elbette var ama bunlar çok önemli kağıtlar bize informasiya kabul etmediğin. Ne kadar kuvvet koyulur bu kağıtları yapma? Bilirsiniz nasıl derler, nasıl bir uşak önce ananın karnında olur, sonra yavaş yavaş 9 ay büyür, sonra duşa çıkır, duştan sonra adım adım büyür, sonra yavaş yavaş yürümeye başlar. Bu çok önemli bir proses. Bu prosesin hepsi basamakları çok doğru olması lazım ki sonucu çok güzel olsun. Nasıl derler, uşağı durduğun zaman yetmiyor. Doyurma, giydirme yetmiyor. Ona lazım verersin güzel fikir, ona lazım üretim verersin, ona güzel akıl vermen lazım ki isla bir insan olsun diye. Kağıt da böyle bir şey. Kağıdının önceliği her zaman lazım olsun fikir birliği. Nasıl bir kitap lazım yapılsın? Niye soy informasyon lazım o kitaba girsin? Sonra niye soy doğru şekilde lazım bu informasyonu toplama, ayırtma, yazma, redaktörlüğünü yapma, sonra toplanma, onu bir daha kritika yapma ki bu kitabın sonucu olsun doğru, güzel bir şey. Şimdi isterim birazcık durma bu önemli güzel bir seri. Gagauzologiya 19. 21 asirinde. Bu çok güzel bir fikirdi yapma bu kitapları. Biz bilimle saatimizde çok tartışırdık. 1-2 yıl bile tartışırdık. Nasıl bir seri olması lazım? O kağıtların içinde ne soy insanların yazıları lazım girsin? Kim var nece girsin bu seriye? Bilimci olarak ne su işlerle o kendisinin yaşamasını adadı, ne su doğru yazılarla o girdi bilime olarak. Sonra nasıl lazım görüşü olsun, nasıl ne su informasyon lazım girsin içine. Ama sonucu biz şimdi görüyoruz. Hani bu kağıtlar oldu bir temel gagauzologiya başında, öyle diyelim. Çünkü gagauzologiya çok genç bir bilim dalı. Biz seviniriz hani bu genç dalı verdi bize çok güzel insanlar. Nasıl Maria Vasilina Maruniyevich, Gavril Gaidarji, Stepan Kuroglu, Yelena Kirilovna Kolca, hem daha başka böyle bilgiçleri, angaları koydular temel bu bilime. Şimdi onların yazdığı kağıtlar birçok yerde dağıtılmış olarak duruyorlar. Birçok statyalar, angalar yayınlandığı başka devletlerde ya da başka jurnallarda onları bulmak çok zor. Biz isterdik ki bu insanların yazıları, en önemli yazıları, çıkanlar hem de çıkmayanlar girsinler bu güzel kağıtların içinde. Bu sadece bir başlangıç olarak oldu. İkinci fikirdi, öğretmenler gelen bir fikir. Hani bizde çok önemli insanlar var gagauzların arasında. Bu insanların biyografyaları yok. Onları lazım yapma güzel bir küçük bir kitap. Daha kolay olsun, daha az informasyon taşısın. Hem kolay olarak uşaklara verme onu hepsinden. Bibliografya oçukları yaptık. Onlardan da neredeyse 10 kağıda kadar ulaştık. Gene insanlarımız angaları yaşarlar, aşırı devletlerde angaları çok popüler oldu bilim konusunda. Bizim içerisinde nasıl Gleb Dragan bilirsiniz, o ailesi çok üzücü bir olay vardı onların yaşamasında. Ama biz görüyoruz nasıl o yaşam o insanları dağıttı ama gene de kendi başka da devletlerde kendilerini gösterdiler nice insan olarak, nasıl bilgiç olarak. Burada bizde bilirsiniz Dmitri Karaçoban. Onuştan böyle insanların biyografyaları lazım olsun herkesin evinde. Ayrıca biz kendimize hedef koyarız her yılın en az 5 proje yapma, bizim etnografyamızı geliştirmediğini, bizim historiyamızı genişletmediğini, kulturamızı genişletmediğini, o temel kağıtları yapma angaları sonradan da biz gittikten sonra da uşaklarımıza olacak çok güzel bir temel. Şimdi
Ayrıca bilim konusunda bizim için çok önemli. Biz dilenci olarak durmayalım. Herkesin böyle yalvarmayalım. Hani bizim Gagavuz dilimizde hem Gagavuzlarla ilgili yayın atalım bizim statyalarımızı diye. Biz karar verdik, yaptık bir dergi. Bu çok önemli. Nasıl biz diyoruz? Jurnal humanitarnih isledovani. Bilgiler. Bizim için bu gerçekten çok önemli bir proyekti. Şimdiye kadar bu jurnalların neredeyse 8 tanesi çıktı. Burada yayınlarlar değil sadece bizim Gagavuzlar, Angalar yazarlar bu tematikaya göre. Ama başka da devletlerden bizim kolegalarımız Angalar Gagavuzlarla, historiyle ilgili, etnografiyle ilgili, dilimizle ilgili araştırma yaparlar. Sosyolojiye konusunda, psikolojiye konusunda önemli girişimler yaparlar. Ayrıca burada bu kitapların arasında metodika konusunda çok güzel fikirler var. Burada Gavril Arkadyevich Gaydarcı'nın bilirsiniz yazıcı, folklorist, lingvist olarak çıkaran bizim üreticilere dili çok faydalı bir kitaplar var. Ayrıca birinci hem dördüncü klaslarda Gagavuz dili predmetini götüren öğrencilere de çok güzel metodika fikirleri var. Şimdi bizim kolegalar geçen yıl çıkardılar yeni bir metodika nasıl yapma kendisine, bakın şunu göstermeye isterim. Gagavuz dili hem literatür uğraklarını yaratmalar yazma dini. Burada yaratmaların sonucunda da çok güzel resimcilerin en iyi resimler seçildi. Gördüğünüz gibi Karaçoban'ın resimleri var burada. Mikhail Arabacı'nın, ondan sonra Dmitri Kiaroğlu'nun, Birijnaya'nın, Manjul'un en güzel böyle resimler var. Angaların üstünde varınca bizim uşaklarımız yazsınlar güzel yaratma kendi köşesinde, kendi bulacakla ilgili. Biz isteriz ki bu kağıtlar olsunlar nice günkü yaşaman için bir çay içmeye, bir kofe içmeye. O olsun bir dost olarak insanlara ki yazısı dil olsun zor. Nasıl bilim uğrunda biz alıştık bunu yapma ama daha çok bilim popüler olarak olsunlar insanlara daha kolay bir informasyon yapma dini. İrna Antonovna, metodik için isterim söylemeye hani 10-15 yıl geri hiç yoktuğunca düşünelim de hani bizim olacak kendi yaratma toplumumuz bu gerçekten pek islah hem üreticilere de çok beklenen bir proyekt çünkü biz biliriz hani yoktu bile hiç üreticilerde pek büyük problemler vardı bundan ama ayrıca sağ ol bu iş için de. İsterim historiada biraz, historiada hem etnografiyada biraz durgun alalım. Var birkaç proyekt Angıları geliştirildiler. Başka devletlerle beraber, Rusya'yla beraber yapıldılar. Güzel kataloglar yapıldılar, güzel sonuçlar. İsterim burada biraz durgun alalım. Çünkü ben kendimi yoktur gördüğüm ama sizin tarafınızda bulunur diyor Morkiyat. Hem bu Kunstkamera'nın koleksiyasından bir kiyat. Gerçekten onlar inanılmaz zenginlikler Angıları için bizim mutlaka bilirim yaşayanların %90'ı bilmezdiler hani var böyle bir şey meraklı Gagavuzlarda hani bu eksponatlar var Rusya Federasyası'nın en inanılmış müzeylerin birisinde korunuyorlar. Bu inanılmaz bir şey. Hem de şükür hani onlar çıkarlar Rusya'da bulurlar kendi yerlerini bu kağıtlarda. Burada öyle söylemek istiyorum. Nasıl bu fikir çıktı? Nasıl biz buna girebildik? Şimdi bilirsiniz hani Sankt Petersburg bölgesiyle Gagavuzya bölgesi arasında çok anlaşma var. Farklı konusunda, bilim konusunda da var. Biz bilerdik hani buraya Rusya devletinden büyük insanlar gelip burada araştırmalar yapardılar. Biz Radlov'un sözlüklerine baktık, biz Moşkov'un sözlüklerine baktık, biz bunları hepsini araştırdık, baktık. Ondan sonra dedik ki son zamanlar çok güzel festivaller oluyor. Son zamanlar çok güzel böyle sergiler yapılıyor. Son zamanlar biz görüyoruz nasıl insanlar eski kıyafetleri yeniden düzme, dikme istiyorlar. Yeni çotralar yapma istiyorlar. Bizim zahmetçiler angıları güzel işleyirler demirde, tahtada. Onlar güzel şeyler yapma istiyorlar ki sembol olsun Gagavuzlarla ilgili.
Onurcan, biz düşündük, hani önemli olan biz verelim bir temel. Yapalım güzel iş, hangisi gerçek gagavuz olacak işi. Şimdi bizim fantaziyamız çok geniş. Biz var nice süsleyelim her şeyini nasıl isteriz, nasıl gözümüz görüyor. Ama bilim merkezi olarak biz bunu öyle görüyoruz. Hani evvelden nasıl bizim dedelerimiz yapardı bunu, nasıl bizim devredilmesi, ne soy predmetler kullanardı diye biz lazım bunu öne gösterelim ki onlar görsünler örnek. Biz müzelere gezeriz. Çok şey görüyoruz orada. Bunların fiksat sayısını yapıp sonraki zamanlarda bırakırız ki başka da araştırıcılar bunları kitap haline getirsinler, yapsınlar deyin. Onurcan, bu bizim için çok lazımlı bir şeydi. Bu koleksiyede hangisi girdi Gagavuzya Kunstkamera koleksiyasının içine, orada güzel kumaşlar var. Güzel dokumaları biz görebiliriz. Güzel bizim enstrümanlarımız var. Çotra. Biz o çotrayı hangisi koyduk kapak üstüne. Biz onu çok güzel örnek olarak gördük. Bizim Gagavuzya'mızda bir tane böyle ben gördüm. O da biraz kırık haldeydi. Ama onlar da öyle düzülü olarak duruyor. Ondan sonra yev yapısı, oradaki yev düzeni, bacaların düzeni, bunlar hepsi orada var. Bunlar Ruslar olarak ben şöyle söylemek isterim. Hani bu kadar zor durumdan geçti, bu kadar zor istorya konusunda geçtiler ama bunları korudular. Onun için onlara şükran ederim. Sevinirim hani böyle bir projeyi bitirdik. Şimdi bir kağıt daha hazır, etnografya müzeyle beraber. Ben düşünüyorum hani en yakın zaman inşallah bizim bu bütçeyle sorunumuz çözülecek. Bizim finanslarımız açılacak ki biz olsun kolaylığımız bu kağıtları yüze çıkarma adini. Sonra biz düşündük hani son zamanlar insanlar daha çok başvururlar eski ev yapma. Kongaz'da bilirsiniz çok güzel bir etnografya yeri var. Oraya var nice turistlerimiz gelsin, yaşasınlar o yevelki kakavuz yevlerinde, o kültürü esinsinler o kulturadan, nasıl opak güzel duvarların içerisinde boyalı olarak o eski haliyle görsünler. Sonra baktık hani bizim gençlerimiz yev yaparken hepsini daha farklı yapmaya başlarlar. Biz hep modernleşme isteriz, hep böyle farklı olmayı isteriz ama eskiyi unutmamak lazım. Onurcan, bizim çok güzel bir projektimiz vardı. Bu kağıtta projektin sonucu çıktı. Nasıl biz diyoruz? 18 asırın sonunda, 21 asırın başlangıcında Gagavuzların adetçe evin arhitekturası var. Biz burada bu kağıtta çok güzel bölümler açıkladık. Burada nasıl evin yapısı, ne soy evlerimiz vardı? Hangi odalardan nasıl oluşardı? Görüyorsunuz nasıl burada adetçe Gagavuz yaşamak yerin grafika modeli gösterilir. Ama en önemli bu kağıdın içinde nasıl kirpiç yapılır, ne su ebatlarda yapılır, ne kadar saman lazım, ne kadar toprak, ne kadar su lazım, nasıl düzelirler. Onların yapısı, nasıl meci yapılardı bizde evvelden. Şimdi yapılır ama köylerden sadece kaldı bir iki meci. Sonra görürsünüz nasıl enstrümanlar kullanırdı bunları düzmediğini. Nasıl örtü yapılırdı, niye soy bizde adetler var örtü yapılırken gömlek giydirme, kruça koyma, bunlar makas bizim bağlama. İçin makas bağlama, bunlar çok önemli. Nasıl ev düzeni yer, burada biz gösterdik nasıl ev düzeni lazım eskiden olardı, nerede ikona durardı, nerede portre durardı babanın, ananın. Ayrıca biz burada kullandık çok güzel işler, biz bütün köyleri dolaştık. Onların pencere hem kapıları çıkardık fotoğraf. Bunları da özel resimcilere yaptırttık. Beraber görüyorsunuz. Bu güzel desenlerimiz, angıları yapardı bizim dedelerimiz. Frontonlar, bakın, frontonlar da var. Hepsi var. Yani burada bu kağıt olur yöle güzel bir informatör. Kim ister evi yapma alır bir kağıdı yapır. Hepsini bakın görüyorsunuz frontonların güzelleri, çizimleri hepsini beraber. Burada da gösterilir niye su köyden alındığı, niye su evin açısını bakın. Burada da ayrıca desenleri verilir. Bu bizim için çok önemli.
Şimdi biz aynı kağıdı yaparız halılarla ilgili, gagavuz halılarla ilgili. Biz topladık çok güzel bir koleksiya. Bilirsiniz bizde halı fabrikası vardı, kilim fabrikası nasıl biz diyoruz. Onuştan bu kilim fabrikalarından biz topladık bütün eski resimleri, bizim koleksiya çizgileri, onların desenlerini, onların o dokuma iplerin renklerini. Şimdi biz düşünüyoruz yapmaya güzel bir sergi. Hem alırız bu daha yaşayan insanların interview yaparız ki bunları güzel bir film yapma diye düşünüyorum. Hani en yakın zamanda da bunu bir gerçekleştireceğiz. Bu çok önemli bizim için. Çünkü halıcılık vardı herkeste, her ailede. Biz ne zaman gitsek de ne su ekspedisyonu, biz bilardık hani küçükten beri her evin kızı bilardı halı dokuma. Çizliğinde mutlaka lazım vardı olsun. Bir halısı, angısı kendi elleriyle onu düzdü. Onuştan ben düşünüyorum bu çok güzel bir beceri. Angısını biz şimdi lazım aşılayalım kendi uşaklarımıza diyelim. Bizde kaldı şimdi bir Gaydar köyümüz, daha güzel bir müze. Müzeyin yanında da bu var. Halı kursu angısını veriyorlar Haydar köyünün öğrencilere. Ama ben düşünüyorum hani böyle kurslar lazım açılsın bütün köylerde. Ki bizim uşaklarımız böyle yaz vakitlerde ya da şkoladan da başka vakitlerde mutlaka gitsinler de bunları öğrensinler diye. Çünkü kızın elin becerisi evin bereketidir. İrna Anatolyevna, sağ olun, su kadar meraklı anladırsınız. Hani vakitimiz bizim yetmeyecek hepsini elbette açıklama yerinden hem ince ince. Ben tabi bir proyekte isterim. Durgun Mangısı gerçeklendi. Gagavuzya Radyo Televizyonu hem Bilim Araştırma Merkezi'nin arasında. Biz biliriz hani her bir önemli dataya karşı yaparız türlü meraklı programlar, savaşırız köylere gitme, toplama. Ben kendim pay aldım. Proyekte Angısı bağlıydı Mikhail Çekirlin. Bu gerçekten inanılmaz bir şeydi. O kadar çok bana gelirdi, ben bilirim Mikhail Çekirçin hepsini. Ama ben o kadar bu 5 programın süresinde o kadar çok informasyon kendime deyini topladım, hem aldım, hem öğrendim. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Hem şükür o insanlar angıları toplarlar bu informasyonu da böyle kağıtlarda açıklarlar. Hani bizim uşaklarımız, bizim yakındaklarımız da bilsinler. Çünkü bu gerçekten bizim zenginliğimiz, hem bizim yüzümüz. Tabii ki hani derler her halkın var pek önemli insanları. Ben her zaman diyorum hani Mikhail Çekir aynadıcı nasıl biz diyoruz bir insan. Angısı gerçekten o zor vakitlerde Gagavuz diliyle ilgili birçok soruşu kaldırdı, birçok soruşa cevap verebildi. Hem kendisi tipografya başındayken basmaya başladı kağıtları Gagavuz dilinde. Biz diyoruz bu sadece dil bir popaz. Bu çok ayuzlu bir adam. Angısı gerçekten kendi ana yerini, ana toprağını unutmayarak Kişinov'da işlerken düşündü nasıl bir şey bıraksın ki bizim uşaklarımız bilsinler kendi ana dilini. Şükür bırakmış. Şükür. Şimdi biz her seferinde her yılın mutlak surette bir proyekt yaparız Mikhail Çekir'le ilgili. Bizim kolegalar ekspedisyonla gelir, arşivlerde işlerler ki açıklasınlar daha başka bir tarafı mı var diye. Onuştan bu insan daha çok çok yıllar sürece olacak bir insan angısını herkes araştırmak ister. Bir örnek. Çünkü biz ne kadar da yönünü görsek biz bakarız hani bu adam hiç vakıdını bulamadı kendisine. Politika konusunda da çalıştı, Sovyet'te de çalıştı, kilisede de çalıştı, tipografyada çalıştı, yazıcılık da yaptı, sözlük de konusunda çok uzmanlığını gösterdi. Moldovanların hem Gagavuzlar arasındaki anlaşma daha iyi olsun, diyalog konusunda olsun. Yani o bir nasihatçı olarak oldu herkese, Moldovanlara da Gagavuzlara da ki onlar güzel böyle uslulukta, sevgide birbirine büyük bir saygıyla yaşasınlar. Hem bunun faydasını biz şimdi görüyoruz. Çünkü bu insanların tohumu atan toprağa çıkar 30 yıl sonra. 50 yıl sonra, 100 yıl sonra. Şimdi bizim
nasıl biz diyoruz, büyük borcumuz her iki yılda bir yapma, nasıl biz diyoruz, Çekirovski çteni, Çekir okumakları. Önümüzdeki yıl gene Metropolia'da yapma istiyoruz. Bilirsiniz bir iki yıl evvel biz öyle bir anlaşma yapmıştık Metropolia ile, orada yaptık Kişinov'daki bir işlerle beraber. Geçen yıl biz çok güzel onun 160 yıl dönümünü kutladık. Güzel yeni kitaplar çıktı. Hem de anlaşmaya göre biliyorsunuz bizim öyle bir rezolüsyamız vardı. Biz Vulkaniş'te yaptıktan sonra Çekir okumakları dedik. Sonra Çadır'da yapıldı. Sonra Komrat'ta. Geçen yıl biz Komrat'ta bu en son konferansiyonun rezolüsyasını biz bitirdik bu konuda. Onuştan şimdi biz düşünüyoruz, hani önümüzdeki yıl gene Çekir'in doğma gününde biz büyük bir konferansiyon beraber yapacağız Metropolia'da. Sonra gene de Vulkaniş'te, gene Çadır'da, gene Komrat'ta bu şekilde döndüreceğiz bu toplantıları. Çünkü biz isteriz ki Çekir Dil Bilim Merkezi'nin, Çekir dil sadece Gagavuzların ama Çekir bütün herkesin insanı. Onuştan ona saygımız sonsuza kadar. Ben düşünüyorum hani daha çok sergiler angalarını biz hazırladık. Biz varınca yapalım okullarımızda da. Şimdi Natalya Nikolaevna'na da bunu laf edeceğiz. Nasıl yapma aylıkları Çekir konusunda her ay bir yerde böyle çıkaralım, sergi gösterelim. Bu sergiden sonra da Çekir'i anlatalım, onun video prezentasyonunu yapalım ki uşaklarımız daha iyi olarak bunu algılasınlar diye. İrina Anatolina, programımız yaklaştık indi sonuna. Söyledim, tabii ki nişanlı Erman'ın vakitimiz yok, tek tek her bir kiyat için laf etme ama ben mutlaka mutlaka bilirim hani bu kiyatlar Gagauzya Radyo Televizyonu'nda tozlanmayacaklar sergilerde. Biz onları kullanıyoruz. Şimdi aka kullandık, hem teatrda kullanacağız. O kadar ki onların sayısı daha büyük bize oldu. Bunun için ayrıca size sağ ol. Hem isterim ekranlarımızdan söylemeye bizim seyircilerimize, hani İrina Anatolina söyledi ki biz isteriz bu kiyatlar her bir ailede bir okumak kiyadı gibi olsun. Gerçekten bu kiyatlar bir okumak kiyadı olarsaydılar her bir ailede ne güzel olacak. Çünkü burada tabir ki tekrarlanıyorum, o kadar çok yeni hem o kadar çok bilinmez şimdi yalan informasyon var. Hani kim meraklanacak buyursunlar, alsınlar, açsınlar, okusunlar. Çünkü bu gerçekten zengin kaynaklar hem bilgi için hem bizim historiyamız için. İrina Anatolina, sağ olun, seni bulunduğunuz bilim stüdyomuzda. Sağ olasınız. Ben de isterim seslenmeye burada hepsine kim bizi bugün gördü, işitti. Hani bizim saytımız www.gbm.md her zaman açık. Onlarda iki tane bölüm var. Elektronik bir bibliotekası var. Hem yeni kağıtlar bölümü var. Her zaman bekleriz bizim saytımızdaki okuyucular kim ister bunun kolayını görsünler. Varınca kendi kompüterine indirsinler beğendiği kağıtları. Rahat rahat onları okusunlar. Ben de isterdim ekleme. Hani hepsi o kağıtlar angıları var bu saytta. Onlar indirilirler. Varınca onları kendi kompüterinize alasınız da rahat rahat okuyasınız elektron variantlarını. İrina Anatolina, tabir ki sağ ol, size söylerim bu işin. Sevgili dostlar, stüdyamızda musafir gibi bulundu Gagauzya'nın Marina Marmiyevich'e adına Bilim Araştırma Merkezi'nin öndürcüsü İrina Konstantinova. Size de sağ ol derim sevgili dostlar. Hani bugünkü gününüzü geçirdiniz. Karate kanalına birlikte kalın. Sağlıcakla.